Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Piyasalarda yine hareketliliği izler vaziyetteyiz. Bu hafta merkez bankaları haftası demiştik. Gelişmeleri de takip ediyoruz. Hemen piyasalara ilişkin bilinmesi gerekenlerle başlayalım. Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkılaşmaya daha yavaş bir tempoyla devam edeceğini öngören kurumlar arasına katıldı. Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük tarafından hazırlanan notta önümüzdeki toplantıda politika faizinin 250 baz puan artırılacağı tahmin edildi. EBRD Başkanı Odal Renaud Basso, Bloomberg KT'nin sorularını yanıtladı. Türkiye yatırımları hakkında değerlendirmede bulunan Renaud Basso, Türkiye'de yatırım tutarında bu yıl 2,4 milyar doları aşabiliriz dedi. Türk Exim Bank, Çin Exim Bank ile genel işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakat zaptı ile üçüncü ülkelerde Türk ve Çinli firmalarca ortak üstlenilecek proje ve işlemlere finansman ve garanti ile destek sağlanması, böylece Türk ihracatçılarının yeni finansman kaynaklarına erişimi ile rekabetçiliklerinin korunması hedefleniyor. Tarımsal girdi endeksi Eylül'de aylık bazda %2,63 artarken yıllık bazda değişim %40,97 oldu. Endekste bir önceki yılın Aralık ayına göre %33,13 ve 12 aylık ortalamalara göre ise %56,87'lik bir artış gerçekleşti. Böylece endeks Eylül 2019'dan bu yana aralıksız 48 aydır yükselişini sürdürüyor. Çin ve Suudi Arabistan yaklaşık 7 milyar dolar değerinde yerel para birimi temelli swap anlaşması imzalayarak Orta Doğu ve gelişmekte olan piyasalardaki ülkelerin petrol dışı ticaretlerinin büyük bir kısmını dolardan koparacak kritik bir adım attı. İki ülkenin merkez bankaları 3 yıllık bir anlaşma ile en fazla 50 milyar yuan ya da 26 milyar riyallik bir takas anlaşması üzerinde mutabık kaldı. Bölgeye ve dünyadaki aslında bu kamplara ve kutuplara dönük çokça konuşan var ama bu detayları önemsemek gerekiyor. Çoğundan duyamıyoruz çünkü diyelim ve hemen piyasalara ilişkin Avrupa'daki haritamıza bir bakalım. Nasıl bir görünüm var bugün hisse senedi piyasalarında? Dün ifade etmiştik akıllı para başlarken. Geçtiğimiz hafta bizim de bu hafta yine yılın sonunu getirir miyiz bu olumlulukla diye sormaya başladığımız görülen ılımlılığın bu haftaya pek sirayet etmediğini gözlemlemeye devam ediyoruz. Nitekim hem Kakaran hem FTSE'de düşüşler var. DAX bugün artıda ama genel olarak Avrupa haritasında siz değerli izleyicilerimizin de gördüğü üzere çok da pozitif, alıcılı bir görünüm olmadığını söylemek mümkün. İçeride ise 2 gündür daha pozitif olduğumuzu söyleyebiliriz. Nitekim artık 8000 puanın ciddi anlamda çok yakınında BIST endeksini görür vaziyetteyiz. Bugün 8000 puanın üstünü görmüştük. Gün içerisinde dalgalanmalar var ancak şu an BIST 7995 puanda %0,63'lük artışıyla en pozitif ayrışan unsur, gözüme çarpan ulaştırma endeksi yaklaşık olarak %2,5'a yakın yükseliş gösterir vaziyette. En geride kalan da bankacılık endeksi çok kısıtlı %0,01'lik, %0,02'lik bir yukarı yönde hareket var. Ama borsada görünümün, BIST yüzde görünümün olumlu olduğunu söylemek mümkün. Dolar TL'de 28.80'in de üzerine attık. Euro TL'de 31,57'lerdeyiz ve ons altın haftaya 1970 doların üzerinde başlamıştı. Şu an 1989 dolarda. Bu dolar TL kuruyla beraber gram altına göz attığımızda da 1842 TL'lik bir gram altın manzarası görüyoruz. Karşımızda 10 yıllık gösterge Türk tahvili 30,15 seviyesinde. 2 yıllık tahvilde %40,43 seviyelerinde seyreder vaziyette. İçeride durum böyleyken Avrupa hisselerine göz atmıştık. ABD tahvil faizleri düşüşlerini sürdürüyor. 10 yıllık ABD tahvil faizi %4,40 seviyesine artık gelmiş vaziyette. Şu an %4,41'de ama 40'ın altına gelip gelmeyeceğini izleyip görme modundayız. Euro dolar paritesi 1.09'un üzerinde, 1.10'u görmedi henüz ama 1.09-1.10 bandında. Dolar endeksi 103,35 seviyesinde, ons gümüş 23,5 doların üzerinde, 23,60'lara yaklaşıyor. Bitcoin 37.200 dolar düzeyinde, Brent petrol 82 doların, WTI Amerikan petrol de 77,5 doların üzerinde, VIX endişe endeksi
14 seviyesinin de gerisine gelmiş vaziyette. Bizim CDS'imiz de 340 puanın da altına geriledi. Şu anda 337 seviyelerinde diyelim. İç dış bu toparlamayı yaptıktan sonra gidelim NCM Investment'a. Sadullah Çalışır her zaman olduğu gibi akıllı parada bizlerle. Sadullah hoş geldin. Ben biraz uzun tuttum özeti ama içeride özellikle pozitif bir görünüm olduğundan söz etmek mümkün. Dünyada bir miktar daha geçtiğimiz haftanın ılımlılığı silinir gibi görünüyor. Sen neler aktaracaksın? Evet, iyi yayınlar. Öncelikle Çağlar. Evet, Borsa İstanbul'da geçen haftadaki son 3 gün yakaladığımız pozitif seyir bu hafta da devam ediyor. Yine bugün baktığımızda 8000'lerin üzerini gördük. Senin de bahsettiğin gibi aslında neredeyse bir ay sonra yeniden 8000'li seviyeleri test etmiş bir BIST endeksi var. Aslında negatif haber akışlarının kesildiği ve biraz da pozitif haber akışlarının gündeme gelmesiyle birlikte endeksteki görünümün de yeniden pozitif tarafa geçtiğini görüyoruz. Yaklaşık 3-4 hafta boyunca ağırlıklı olarak 7500-7900 arasında dalgalanan bir endeks vardı. Burada görünümün biraz daha iyileştiğini ve yukarıda yeni bir bant açtığını görüyoruz. Aslında teknik olarak seviye verecek olursak eğer aşağıda yeniden 7900'ler bu haftanın da açılış seviyeleri buranın altına geçilmediği sürece bir süre daha yukarıda da 7150-200 bölgesi arası kendine yeni bir bant yaratmış olabilir BIST endeksi. Genel itibariyle görünüm biraz pozitif. Dün ve bugün hacim tarafında sınırlı da olsa iyileşme görüyoruz ve aslında daha da önemlisi gün içi volatilitenin daha doğrusu dalgalanmaların hacimdeki sınırlı artışla da birlikte azaldığını seyrediyoruz. Geçtiğimiz haftalar özellikle geçtiğimiz ay baktığımızda gün içinde 300-400 puanlık aşağı yukarı yönlü sert hareketler görebiliyorduk likiditenin olmaması sebebiyle. Bu haftaya baktığımızda biraz daha gün içi geri çekilmelerin karşılandığı ve dalga boylarının kısalıp yönün biraz daha yukarı evrildiğini görüyoruz. Bu da pozitif bir gelişme olarak aslında yer alıyor. Ancak genel itibariyle geçtiğimiz hafta ve bu hafta baktığımızda endeksin biraz daha Türk Hava Yolları öncülüğünde yukarı yönde bir hareket başlattığını izliyoruz. Geçtiğimiz hafta 70 puanlık bir yükseliş vardı. Bunun 60'ı Türk Hava Yolları hissesinden gelmişti. Yine bugünkü harekete baktığımızda da Türk Hava Yolları BIST endeksindeki ağırlığı en yüksek olan hisse olması sebebiyle oradaki güçlü seyir endeksin de yukarı yönlü katkı sağlamasını en çok sağladığı hisse olarak yer alıyor diyebiliriz. İçeride gündem tabii ki Perşembe günü gelecek Merkez Bankası kararı. Burada 250 bas puanlık medyan bir beklenti var. Burada aslında Merkez Bankası'nın faiz kararı son iki toplantıda piyasa beklentilerinin karşılandığını görüyoruz. Ancak artık piyasa yılı %40'larda tamamlamasını bekliyor Merkez Bankası'nın. Burada nihai noktaya yakınlaşıp yakınlaşmadığı Merkez Bankası'nın burada toplantı metninde vereceği mesajlar daha önemli olacaktı. Burada yeniden 500 bas puanlık bir faiz artışı da gelebilir bu toplantıda. Konsensus beklentilerin aksine son iki toplantıda olduğu gibi. Ancak karar metninde nihai noktaya yaklaşıldığı veya bundan sonra biraz daha yavaş adımlar atılacağı yapılan faiz artışlarının birikimli etkilerinin izleneceğine yönelik mesajlar verilirse eğer, yani bir nihai noktaya yaklaşıldığına dair mesajlar verilirse piyasa bunu pozitif algılayabilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Perşembe günü gelecek kararda özellikle karar metninde olası değişiklikler piyasanın ana odak noktası olacak gibi düşünüyoruz. Bununla birlikte yine aynı gün tabii ki son iki haftada izlediğimiz yabancı alışlarının da devam edip etmeyeceği, içeride yerli yatırımcıların risk iştahının artıp artmaması adına önemli olacak diyebiliriz. Yurt dışı tarafı dönecek olursak eğer 3 hafta boyunca aslında iyi bir rally yaşandı. Bir yükseliş hareketi. 4100'lerden 4500'lere gelen bir S&P endeksi izlemiştik. Nasdaq tarafı biraz daha güçlüydü. Teknoloji tarafı tabii ki faiz indirim döngüsünün fiyatlamalara girmesiyle birlikte. Bu düne baktığımızda dün pozitif ivme devam etti yine teknoloji hisseleri öncülüğünde. Bu akşam orada Nvidia bilançosu önemli olacak. Ancak FED tutanakları takip edilecek. 1 Kasım'daki faiz kararını daki toplantıya ait tutanaklar. Burada üyelerin faiz indirimine ilişkin görüşleri piyasanın şu anda pozitif algıladığı kadar olmayabilir. Bu da aslında son yaşanan hareketin hiçbir kar satışı gelmeden, çünkü yukarı yönlü bir seyir izlemiştik, biraz kar satışları getirmesini sağlayabilir. Ancak o toplantıdan sonra piyasa hem bir istihdam raporu aldı hem de enflasyon raporu almıştı ABD tarafında. Dolayısıyla
Tutanaklardan olası Şahin mesajlarının da etkisi aslında. Yine daha sonrasında gelecek Fed üyelerinin açıklamalarıyla haftanın geri kalanında 1,5 gün ABD piyasaları kapalı. Ama 3 tane Fed üyesinin konuşmasını takip edeceğiz. Orayla dengelenebilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla akşam gelecek tutanaklar ve teknoloji tarafında özellikle ilk çeyrek oldukça yukarı yönlü bir sürpriz yapmıştı ve sürküle etmişti aslında Nvidia'nın açıkladığı bilanço ve beklentilerdeki yukarı yönlü revizyon. Dolayısıyla akşam gelecek Nvidia finansalları da aslında özellikle teknoloji tarafındaki yukarı yönlü seyir açısından önemli olacak diyebilirim Çağlar. Enseam Investment'tan Sadullah Çalışır'dan yine çok değerli katkıları aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi yine akıllı parada bir müddettir beraber olamadığımız Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok mutlu oldum sizi gördüğüme. Aslında daha hengameli dönemde tabii siz aktarmaya devam ettiniz ama biz birlikte değildik. Şimdi bilanço dönemi geride kaldı. Ben de bilanço dönemiyle ilgili çok fazla hem klişe hem de aklıma gelenleri sordum o dönemki konuklarımıza ama şimdi size şunu sorarak başlamak isterim. Biz Borsa İstanbul'da özellikle yaz aylarında özellikle olumlu görünümün dünyada da Türkiye'de öne çıktığı süreçte sene sonu hedeflerde böyle benim aklımda kalan yani böyle 9 bin 11 bin gibi hedefleri konuşur vaziyetteydik. Bugün itibariyle tekrar BIST 100 için konuşacak olursak 8 bini konuşuyoruz ama sene sonu için o yazın telaffuz edilen 9 bin belki çok mesele olmayabilir ama çift tanelere gitmeye dönük şu an bir ne diyelim ivme görüyor musunuz? Özellikle bilanço sezonu sonrasında ilk etapta yıl sonuna dair genel görünümle ilgili beklentileriniz neler? Tabii ki Çağlar, ben de çok memnun oldum seninle birlikte yayına katıldığıma. Öncelikle şunu söyleyeyim, biz ne zaman yaptık? Ekim 18'de en son bir değerlendirme yaptık. Yani hep biz 12 aylık bakıyoruz önümüzdeki 12 aya ve 11 bin endeks hedefi koyduk. Bu ne zamana rast geliyor? Yaklaşık olarak önümüzdeki yıl Ekim ayına. %40-45 hatta belki 50'lere varan yukarı potansiyeller işaret ediyor. Şu anda tabii nasıl bakıyoruz dersen yani genel havaya her çeyrek önemli olacak. Mesela 3. çeyrekte enflasyona göre daha iyi gitti şirketler. Yani büyümeleri, karlılıkları genel anlamda baktığımızda. Şimdi tabii önümüzde çok belki de son 10 yılın en kritik 4 ayından bir tanesini yaşıyoruz. Yani dönem olarak söyleyeyim. Neden öyle söylüyorum? Buradaki gelişmeler, gerçekleşmeye ya da beklentiler önümüzdeki dönemin işareti olacak. Yani biz ama şu anda 11 bin hedefimizi, endeks hedefini, BIST 100 için hedefimizi riskleri dengeli hesaplayarak yapıyoruz. Yani pozitif sürprizleri ya da çok katastrofik negatiflikleri içermeyen bir, daha ayağa yere basan diyelim. Nereye bağlayacağım bunu? Özellikle şimdi ilk 9 ayı geçtik. Karlılık iyiydi. Ama realiteye bakarsak biz aslında tabii ki seçimlerden sonra ciddi bir rally yaşadık. Ama yılın tamamına bakarsak neredeyse Rusya'dan geride kaldık aslında. Dolar bazında bakıyorum. Brezilya'dan daha geride kaldık. O nedenle bir enerji birikimi var. Yine baştaki soruna dönecek olursam. Biz burada özellikle para politikaları, mali politika burada direkt görüyoruz. Ciddi bir uygulama var. Bu daha hızlı mı olurdu, yavaş mı olurdu bu tartışılabilir. Jeopolitik konular ortada. Orada da Türkiye dengeli bir noktada. Aslında biz ikinci faza geçeceğimizi düşünüyoruz. Yani ilk faz neydi? Hükümet kuruldu, şüpheli bakıldı. Sonra kabine kuruldu. Bütün dünyadaki gelişmelere rağmen piyasamızda ciddi bir hareket oluştu. Ve kredi kuruluşları da Türkiye'nin notunu yükseltti. Yani daha doğrusu görünümünü. Şimdi yine bir farkındaysanız hesap kitap yapmaya çalışıyor. Acaba enflasyon muhasebesi uygulanacak mı? Ne olacak? Acaba para politikaları nereye kadar gidecek? Negatif faizden pozitif faize geçecek mi? Gibi gibi sorular var. Ama şu aşamada iyi tarafından bakıyorum. Gerçekten yerli yatırımcı bazımız oluştu. Yabancı yatırımcı da beklemede. Bugünle Mart ayı arasındaki 4 ay o yüzden bize de çok ev ödevi düşüyor. Bütün aslında yatırımcılara. Çünkü bu dönemde yine seçici olarak hisselerde ya da piyasalarda olmakta fayda olacak. Ama biz önümüzdeki Nisan, Allah hepimize uzun ömür verirse, görürsek birçok testten geçmiş olacağız. Yani bunun yönünü kestirmek zor ama biz yine büyük olasılıkla iyi yönde olacağını. Çünkü
Geçen 10 yılda global benzerlerimize göre %60 civarında falan bir iskonto ile işlem görüyoruz. Zaten Türkiye'nin en büyük markalarının bile görüyorsunuz 5-10 milyar en fazla piyasa değeri, dolar piyasa değeri var. O nedenle böyle bilgi akışıyla birlikte Çağla bir gidiş içerisinde olacağız. İlk bu 11 bini değerlendirmemizi ne zaman yapacaksınız diye sorarsan Ocak ortası gibi. Biz acaba yukarıya mı doğru gidiyoruz, aşağı mı gidiyoruz yönünde daha önemli sinyaller alacağız ama nominal enflasyon durumunu düşündüğümüzde yukarı potansiyeli açıkçası daha fazla görüyoruz. Tabii ki önemli testlerden geçeceğiz. Gerçekten net olarak birçok belirsizlik gördük, yaşadık. Şimdi daha tatlı bir belirsizlik olma durumu var. Tabii ki jeopolitik gelişmeleri gerçekten oradaki insanlık dramasını falan bir tarafa bırakarak bu konuşmaları yapıyorum. Biz de heyecanla bekliyoruz. Yani doğru şeyler yapılmaya devam ederse sanki bizim ekonomimiz bu dalgaları kaldıracak gibi. Bu da bir anda risk primini zaten düşürmeye başladı. Daha da iyiye götürebilir bizi. Hemen bıraktığınız yerden soracak olursam risk priminin daha da düşmesini bekleyebilir miyiz? Çünkü şu çok konuşuldu Türkiye'de. Evet, Türkiye'nin geçtiği patika biraz daha zorlu. Özellikle piyasada bizim geçilen ne diyelim geride bırakılan yolları ölçmede baktığımız ölçütler yukarı geldi doğal olarak. Ama bu noktada da bir miktar fazladan bir negatif ayrışmaya neden olan bir algı da var diye. Ülkelerin mali durumlarına, makrolarına baktığımızda. Burada bu sefer baz etkisiyle Türkiye'nin pozitif anlamda bu gösterge düzelmesinde iyi mi beklemeli miyiz? Tabii zaten yavaş yavaş CDS'lerde onu gördük. Biraz önce Rusya'dan bahsettim değil mi? Rusya'nın işte lokal para birimiyle %48 borsası yükseldi. Kur %17 değer kaybetti, artı dedim. Ama mesela onların risk birimi 5755. Tabii o bir ekstra bir durum. Öte yandan Güney Afrika'nın risk primi CDS'i yılbaşında 242 idi. Şimdi yine 242. Brezilya 254'tü, 280. Biz ise 502 idik. Şu anda 17'si itibariyle söylüyorum, daha da iniyor bu. 502'den 343'e indik. Risk priminin inmesi konusunda ama en ufak sapmaya mahal yok. Sapma dediğimde aslında biz bir istikrar ya da kurlarda bir şey görebiliriz ya da bu risk primi daha da düşebilir ama farkındaysanız aslında yüksek faizlerle biraz da şey bedel ödüyoruz. Yani iç talep tarafında da ödeyeceğiz. Biraz bedelsiz biliyorsunuz. Yani şey yapmadan, bazı tedbirleri almadan forma insanın da girmesi kolay olmuyor. Bu geçişi, bunu ileride de çok tartışacak. Çok sert mi bir hareket olmalıydı? Bu şekilde olması mı iyiydi? Bunları göreceğiz ama benim umut veren tarafım iç talepte her şeye rağmen bir denge var. Tabii asıl Ocak'ta test edeceğiz. Ocak'la Mart arasında. Şu anda yıl sonu herkes tabii ki yüksek performans göstermeye çalışıyor. Otomotivi olsun, işte iç tüketimdeki herhangi tüketiciye yönelik ya da yatırım malzemelerine yönelik ürünlerde. Dediğim gibi onun yüzden Ocak, Şubat, Mart gibi göreceğiz. Bu ortamda da aslında dengeler normale doğru gidiyor. Ha, burada önemli olan kur tarafı daha da serbestleşecek mi? Çünkü ihracatçıların bir kısmının Türkiye'ye getirmesi gerekiyor para. Yani bu tip uygulamalardan tamamen serbest piyasa koşullarına döneceğiz mi? Bunlar da bizi yine risk primimizi zaten düşürecek şekilde. Bir de en önemli gösterge benim için şu olacak. Körfez'den ya da diğer bölgelerden işte due diligence dediğimiz ön çalışmalarını yapmış ciddi büyüklüklerde yatırımların girmesi. Bu tabii ki bir sonuç gibi algılanabilir ama biz şöyle değerlendiriyoruz bunu. Bu ne anlama gelecek biliyor musun? Hukuk sistemi, ekonomi sistemi birçok sistemle ilgili soru işaretlerin giderilmiş oldu ve gerçekten doğrudan yatırımcının önümüzdeki girdiği zaman çünkü 5-10 yıllık, 20 yıllık bakıyor doğrudan yatırımcı girişi. Bunun testlerini görüyoruz. Ha, bu seçimden önce mi olacak, yerel seçimlerden sonra mı olacak? Bu da yine bizim risk algımızla ilgili bize ipuçları veriyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yani öyle şey laf olsun diye söylüyorum. Gerçekten önemli bir ekonomimiz var. Bazen yurt dışına çıktığınız zaman da fark ediyorsunuz. Hatırı sayılır bir büyüklüğümüz var. Bazen morallerimiz çok bozuluyor haklı olarak. Ama birçok dünyada problemler var. Bizdeki biraz daha fazla ama
en azından en kötü geride kalmış gibi ve şu önümüzdeki 4 ayda doğru reçeteler uygulanırsa belki seninle işte Nisan Mayıs gibi daha keyifli bir ortamda konuşuyor olacağız. İnşallah valla tüm temennimiz o. Bu noktada da çok net bir soru sormak istiyorum size. Önümüzdeki sene malum yerel seçimler var. Siz önemli aslında vurgular yaptınız ama ekonomi alanında kalarak ekonomi politikalarının normalleşeceği varsayımıyla konuşacak olursam enflasyonun bir miktar önümüzdeki senenin ilk 6 ayında ya da ilk 3 çeyreğinde hızlandığı ve negatif reel faizin belki makas kapansa da varlığının sürdüğü bir ortamda özellikle sıradan yatırımcı için borsa iştahının canlı kalmasını bekler miyiz bu söylediklerinizle ilave edeceğimiz koşullar içinde? Aynen, enflasyon dediğin gibi makro resim, bunlar her zaman olacak. Azalacak da artacak da ama biz en beğendiğimiz hisseleri belirlerken şöyle bakıyoruz. Diyoruz ki her koşulda bu ülkenin içerisinde yaşıyorsak ya da dışarıdan bir yatırımcı gerçekten katma değeri yüksek olan şirketler olsun. Ve birçok şirket tabii ki ekonomiye katkısı var ama biz orada aşırı derecede halka arzları da görüyorsun, değerlemeleri de görüyorsun. Biz özellikle büyük orta ölçekli şirketlerde de ciddi potansiyeller görüyoruz. Yani burada bakıyorum ben işte holdingler arasında Sabancı, perakendeler, işte Migros, Şok, bunlar önemli büyüklükler. İşte Coca-Cola hem Türkiye'de hem yurt dışında operasyonları var. Ülker bence çok depresif varlık fiyatlarda. Ki düşünün Türkiye'deki büyüklüğünü. Yani böyle değerlerin bile belli sebeplerden çok geride kaldığını düşünüyoruz. İşte Tüpraş, yani şu Türkiye'nin önemli bir rafinesi. Son dönemde iyi gitti ama daha da potansiyel olduğunu görüyoruz. Turkcell'e işte yine telekom sektöründe Türkiye'nin önemli stratejik varlıklarından bir tanesi. Bunun değerine bakıyorsunuz yine global benzerlerin çok çok gerisinde. Yani bu genel algı bunlara etkiyor. Ha ne diyoruz? Biz işte Turkcell piyasadaki 1-2 büyükten, işte Migros, Şok, bunlar piyasadaki 2-3 büyükten bir tanesi. Marka değerleri bile şu andaki değerleri edebilir. Coca-Cola zaten global olarak da önemli bir varlık. İşte enerji tarafında diyoruz ki Aygaz'ı, Aksa Enerjisi, yani bunlar hepsi böyle cımbız da seçer gibi çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. İşte BİM'i her zaman söyleyebiliriz. Tofaş, o da mesela geride kaldı global anlamda da. Yani aslında böyle hisse spesifik de isimleri verdim ama bizim işte 12 tane beğendiğimiz 7+5 kuralımız var. 7 tane en beğendiğimiz 5 tane de ardından gelen diye baktım. Bunların ortak özelliklerine bakıyorum. Hepsi nasıl Türkiye'de herhangi bir iş yapmak isteyen kişinin enflasyon ne olursa olsun bu şirketler burada durup tabii ki hukuka göre bir muamele gördüğü sürece Türkiye'ye karşı ekstra bir korku oluşmadığı sürece her ortamda hatta şunu söyleyeyim biraz gerginlik olma durumunda bile olacak seçimler ya yani hisse seçimleri. Burada sadece değerlemeye bakmıyoruz. İleriye dönük bakışa da bakıyoruz. Yani ben şunu söyleyeceğim. Yatırımcılara seçici olun. Bu klişe gibi gelebilir ama gerçekten seçici olmakta fayda var. Yani borsa gidecek şeklinde bir şey. O günleri de yaşayabiliriz ama burada biraz terlememiz gerekiyor. Yani borsayı bazen zannedebiliyorlar. Yani havadan kazanç diye bilmeyenler. Halbuki burada da ciddi bir terleme var. Çünkü zihinsel olarak emek veriyorsunuz. İşte şirketleri soruşturuyorsunuz. O nedenle ben burada hissede kesinlikle hatta yatırımcı kültürünün gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii halka arzlar biraz yanıltıcı oluyor. En azından ama gençler de orada adım attılar ama orada da şimdi diyorum ya değerlemelerin oluştuğu noktalar bazen bizim inanamayacağımız seviyelerde oluyor profesyonel olarak ama onu da herhalde piyasada yaşıyor olacağız. Ben yaşadığımızı düşünüyorum. Amerika'da 1886-1929 olayı vardır, arası vardır. Bir de en son 1987'de büyük kriz yaşadık 2008'den önce. Yani 100 yıllık tarihinde burayı görürüz. Biz 1986'da kurulduk. Önemli testimizi 2001'de verdik. 2008'de bizim testimiz değildi. Ama önemli testten de 2018, 19 hatta 20 yıllarında, 2020 yıllarında geçtik. Tek bir testimiz daha kaldı. Gerçekten finansal okur yazarlık seviyesinin artması ve birikimin artması. Ve son bir nokta şunu koymak istiyorum. Genelde biz Türkiye'yi anlatmaya gideriz yabancı yatırım yurt dışına. Hep benim hayalimde şu vardır. Bir gün
bizim ülkemizin de sermaye birikimi o kadar yükselecek mi? Ve bu biz işte A ülkesindeki de B ülkesindeki şirketlere yatırım yapacak duruma gelecek miyiz? Tabii ki şu anda da var ama yani çok daha geniş anlamda ki kurtuluş da burada görünüyor. Özellikle sermaye piyasasının ilerlemesi ve özellikle de yabancı ya da yerli önemli değil. Doğru yatırımlara teşvik edilmesi, işte çevresi olsun, ahlaki olsun, insan hakları olsun, bunlara çok daha önem veren şirketlerin açıkçası ön plana çıkması. Biz de buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Umarım daha iyi noktalarda olacağız ama önümüzde zorlu yol var. Kolay olmayacaktır ama eğer bilimsel çalışırsak, gerçekleri unutmazsak, biraz daha hayal kurarsak, hayalperestlik değil hayal kurarsak, önümüzdeki dönemde hisse senedi yatırımcıları da önemli kazanımlar elde edecek diye düşünüyorum açıkçası. Hafta sonu bir okuduğum yazıda post-truth'un tam Türkçesi hakikat ötesi karşılamıyor ama ısmarlama gerçekler diye bir ifadeye rastladım. Bence tam karşılıyor. Yaptığınız vurgular için kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Öyle ısmarlama gerçeklerle hareket edilecek bir çağ değil. Politika yapıcılara da, şirket yöneticilerine de önemli mesaj verdiniz. Ata Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş, çok teşekkür ediyoruz Cemal Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim kısa bir ara Akıllı Para'da, aranın ardından Burcu Kıratlı ileyiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, araştırma masasında Burcu Kıratlı ile beraberiz. Kan Döküleceği izledin mi? İzledim. Bugün sabahta Umut Sarıkaya şeyin karikatürünü çizmiş. Latin Amerika'ya ilk gittiklerinde altının onların değer verdiği noktada olmadığını gördüklerinde bütün katliam yapmalar. Hani bunu yapmasalardı nasıl bir dünya olurdu diye. Ama iki konunun da özelinde petrol ve altın var. Biz de bol bol konuşuyoruz. İkisinin de galiba zaten önceden konuştuğumuz bir konu ama özel bir ilgisi var birbirine karşı. Sen sorunca şimdi olmasaydı ne olurdu, o film şeyini mi konuşsak diye düşündüm bir anda. Şimdi olmasaydı ne olurdu, altın mı ucuz petrol mü sorusu şu anda gündemde. Şimdi petrolde stratejik rezervlerin dolu olması konusundan sonra petrol bir aşağı yönü gelmişti. Bir de buradaki jeopolitik gerginliklerden, Hamas, İsrail Savaşı'ndan da petrol fiyatları yukarı bir yön bulamadı. Hala aslında aşağı bir trend var. Şimdi 26 Kasım'da da OPEC'i bekliyoruz. Bu gerekçeyle bir arz kesintisi gelebilir. Zaten Yom Kipur'dan itibaren başlıyor. Kesinlikle. Tek tek bir grafik aslında çok şeyi de anlatıyor burada. Kalsın bu arada grafik. Evet. Şimdi altın mı petrol mü? Bretton Woods seviyelerine gelmiş şu anda. Aslında bu sorulsa da şunun için paylaşmışlar. Bundan sonraki yön nereye gidebilir? Aslında iki senaryoyu tartışmak için. Yani yumuşak iniş senaryosu ve sert iniş senaryosu. Burada yumuşak iniş senaryosunun, burada resesyonun olmadığı ve bir de şunu da şerh koyalım, Çin'in istikrara kavuştuğu, bunu da mutlaka parantez için almak lazım. Çünkü önümüzdeki senelerde Çin bu resmi büyüme hedefini tutturduğunda 2024 için gene aynı şeyi biz aslında konuşuyor olacağız. Sadece Amerika için değil, bunu da koymak lazım kenara. Ve küresel talebin yeterli kalması halinde hem altının hem petrolün iyi performans göstermelerini bekliyorlar. Fakat büyümenin kötüleştiği bir dünyada altının petrolden biraz daha iyi performans gösterdiği, ki aslında grafiğe de bakacak olursak altının petrolden daha iyi performans gösterdiği zamanlarda işte Covid, Ukrayna Savaşı gibi, işte OPEC'in 2019'lar herhalde o zaman bir kesintisi gibi, işte Katrina kasırgası gibi, işte Suudi küresel finans krizi var, Bretton Woods var. Ta o zamandan bu zamana aslında güvenli liman algısının yerleştiği zamanlarda altının daha fazla gittiğini, talep kaynaklı durumlarda da işte petrol fiyatının terse döndüğünü, işte petrol lehine olduğunu vesaire söylemek lazım. Şimdi burada tabii buradaki korelasyonun daha fazla farklılaşacağını, yani altın ikisi de ılımlı senaryoda biraz daha iyi ve getiriler benzerken diğer türlü tamamen ters getiriler. Ve daha agresif bir getiriler aslında bekliyorlar. Burada petrol fiyatlarında tabii aşağı yönelik risklerin artması ve altında eğer büyümeye yönelik risklerle FED beklenenden daha erken ya da daha agresif faiz indirirse bunu altın fiyatları üzerinde
daha ciddi bir etki olup yukarı yönlü hareket yapacağı varsayımında. Şimdi ama bu, burada tabii şunu bence es geçmemek lazım. Petrol fiyatlarının yıl içerisindeki volatilitesine baktığımız zaman aslında asıl hareketi oluşturan biz hep talep vesaire diyoruz ama volatiliteyi oluşturan kısım evet şeydi. Arz kesintileriydi. Yani biz 100 doları geldiğinde de burada seninle yayında konuştuğumuzda bu biraz anlamsız aslında. Küresel talep bu kadar yeterli mi diye konuşuyorduk yayınlarda. Ve biraz bu fiyatların belki geri çekilmesi lazım bu spekülatif bir hareket diye. İşte ki o zaman 100 dolarlar hedef fiyat veriliyordu petrol için. Şimdi o petrol kesintisi olmadan da belki tam doğru yerlerde değildi. Dolayısıyla şu an bence dengelenme durumu ikisinin aslında dengelendiği bir dünya var. Fakat 2024 yılı içerisinde bu senaryonun hangi yöne evrileceği konusunu aslında yumuşak iniş gibi dursa da ben şöyle algılıyorum. Sert iniş senaryosu da aslında hala masada ve bu bizi küresel talebin nerede olduğu konusuyla birlikte ilgilendiriyor. Buradan yine stratejik rezervler konusuna giriyorum. Oradan gördük ki aslında küresel talep evet yeterli ama çok da fazla, çok ciddi şekilde şu anda daha hala artmamış durumda. Dolayısıyla petrol fiyatları için belirleyici olacak olan bu senaryoya göre biraz daha evet ucuz kalması gibi gözüküyor. Küresel talebin yeterli daha fazla olması durumunda petrol fiyatlarında biz asıl daha yukarı yönü ve toparlamayı göreceğiz. Tabii burada şunu da söylemek lazım. 26 Kasım'ı yine de bir es geçmek lazım. Tabii herhalde. Tabii orayı zaten hafta başından beri beklediğimizi söyledik. O zaman Daniel Day-Lewis mi yoksa Mel Gibson mı? Daniel Day-Lewis. Bence de o zaman kan dökülecek. Petrol tarafında kaldık diyelim. Burcu Kraft'tan dinledik. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, Mel Gibson yönetmen koltuğundaydı aslında biraz önce konuştuğumuz Güney Amerika konusuyla ilişkili ama film önerileriyle de bugün akıllı parayı renklendirdik Burcu Kıratlı ile beraber ve sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.